Günaydın. Herkese yeni videodan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim ve yeni bir video ile beraberiz. Videoyu böyle haftalık video gibi düşünüyorum. Bugün başladık. Bakalım hafta boyunca çekeceğim. Yarın annemler geliyor. Heyecanlıyım. İşte temizlik yaptım. Böyle birazcık bir şeyler yaptım. Ay bakalım. Şimdi spora gideceğim. Anlayacağınız üzere genelde böyle siyahlara büründüğümde spora gidiyorum. Sabah uyandım şimdi. Ortalığı bir toparladım ve bir bardak kefir içeceğim. Bir adet muz yiyeceğim. Ondan sonra spora gidiyoruz. Böyle enerji lazım. Annem gelirken de hamur işi getiriyor. Annem buradayken de hamur işi yiyeceğiz büyük ihtimalle. Annem buradayken gene kendimi kontrol etmeye çalışacağım ama annemin hamur işlerine karşı koyamam ki çok büyük bir hamur işi aşığıyımdır. Kendim de yaparım ama bakalım şimdi hemen kefirimizi içelim, muzumuzu yiyelim ve spora gidelim. Bir duşa girelim. Duştan çıktım. Şimdi kahvaltı zamanı. En sevdiğim an. Spor sonrası duş. Duştan sonra da kahvaltı. Mis gibi bir sıralama bence ama bazen dayanamayıp duştan önce kahvaltı yapıyorum. Ama sabah bir şeyler atıştırıp gitmem iyi oldu. Şimdi yumurta haşlayacağım kendime. Yanına böyle yeşillikle, zeytin peynirle onu yiyeceğim. Yumurtayı koyalım. Haşlansın. Ben sonra da yeşillikleri ayarlayayım. Evde böyle bir bitki çayı vardı. Alper getirmişti yine. Tefinmiş tef. Tef Life Slim diyor. Bu ödem arttırıcı falan çaylar oluyor. İçinde birçok bitkinin oldu. Bunun içinde de bayağı bir şey var. Karışık. Şimdi bunu yapacağım. Tadını çok sevmediğim için içmemiştim. Bayağıdır da bekliyor. Hazır bu sıralar ödem atmaya çalışıyor. Kilo vermeye çalışıyorken neden içmeyeyim dedim. Şimdi bir sıcak deneyeceğim. Tadı çok rahatsız edici değilse belki bir de soğuk denerim. Şu şekilde. İçinde toz, hani sallama olsa belki daha iyi olurdu. O yüzden French press'te demleyeceğim. Ama ondan da sızabilir yani. Çok tozlu şeyleri sevmiyorum açıkçası. Su koyalım şimdi. Kahvaltımı yaptım ve şimdi birkaç gündür biriktirdiğim bir kargom var. Bu şekilde. Onları birlikte açalım şimdi. Çünkü bir şey yapacağız. Çok heyecanlıyım. Bir ihtimalle bunu başlıktan, kapaktan görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama benim için heyecanlı bir şey. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Hep istediğim bir şey. Neyse çok konuşmayayım. Şimdi bir açalım. Canlı renkler, biri pastel renkler.
Evet, tüm malzemelerimiz bu şekilde. Boyaların renkleri çok güzel, canlı canlı böyle. Hoşuma gitti. Bir boyacı olmaya karar verdim. Şimdi ne yapacağız? Duvarları boyayacağız. Anlamışsınızdır zaten. Diğer evde de zaten hep istiyordum ama o evde bir türlü fırsat olmamıştı. Zaman geçti, şöyle böyle derken yapmamıştım ama bu evde hala duvarların boş olması bana bir ışık yaktı ve böyle bir karar aldım. Tabii ki bu işe kalkışırken birazcık araştırma yaptım. Araştırmalarım sonucunda işte uygun fiyatlı olduğu için Art Deco'nun akrilik boyalarını aldım. Böyle uygun fiyatlı bir set aldım boyamak için. Çünkü boyaları bunu böyle birazcık suyla birazcık da yağ ile karıştırarak seyreteceğiz. Suyla karıştırmaya da bilirim. Belki pastel renkler kullanırım diye böyle pastel renkler de almak istedim. Yine Art Deco'nun maskeleme bandı en önemlisi. Onun dışında başka bir şey almamışım. Bu kadar yani. Şu fırçaları birazcık daha büyük gelir sanıyordum ama küçük olsun, detaylar için güzel olabilir. İlk önce nereye boyayacağız? İlk bir deneme yapacağız ve sonrasında başarılı olursam her yerde küçük küçük çalışmalar yapmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Bugün ilk çalışmamızı bu girişteki gördüğünüz şu duvara yapacağız. Çok güzel bir tasarım buldum. Tabii ki de Pinterest benim ilham kaynağım oldu bu süreçte. Yani kopya çekiyorum. Pinterest'te çok güzel şeyler var. Bunu Alper de çok beğendi. O da beğendiği için ekstra ekstra bir heyecanlandım. Bunu yapmayı deneyeceğiz. Basit bence. Böyle katman katman. Hadi başlayalım. Alper geldiğinde de ona sürpriz olsun. Bence bu işte önemli olan ilk önce size bileceğiniz, yapabileceğiniz şeylerle başlamak ki motivasyonumuz tam olsun. Şimdi bir kalem, bir adet silgi, bu ÖSYM'nin sınavdan kalan kalemi ve silgisini kullanacağım. Benimki gördüğünüz gibi basit, yani böyle gelişi güzel çizeceğim. Tıpatıp aynısı olması gerekmiyor. Ben bundan hani birazcık ilham alacağım. Ama hoşuma gitti, renkleri falan uydurmaya çalışacağım. Bakalım. Buradaki renkler koyu, bendekiler biraz daha canlıysa koyutmak için bir şeyler yapabiliriz. Başlayalım. Önce duvara çizeceğim, bir şablon oluşturacağım. Girintili çıkıntılı şeyler olduğu için maskeleme yapamayabilirim. Böyle oraları daha detaylı şekilde çalışabilirim. O çok heyecanlıyım. Kendime böyle bir düzenek hazırladım. Su var, ihtiyacım olursa diye. Keten yağı var. Buna da streç koydum böyle. Boya renklerini değiştirmek istediğimde bunu atıp başkasını koyarım. Daha pratik olur diye düşündüm. Şimdi üstten başlamak istiyorum. O yüzden şu turuncu iki renk arasında bir şey yapacağım. Şu ilk önce açık kullanacağım. Sonra bunu koyultup buraya kullanacağım. Biraz yağ koydum. Bakın böyle bir renk. Birazcık da su ekledim. Yer bitti. Buradaki gibi buna göre biraz daha koyu olsun istediğim için şimdi onu kırmızı boya ile bu şekilde kırmızı boya ile birazcık koyulacağım rengini. Bu süredir yokum çünkü renkler hoşuma gitmediği için değiştirdim. Şuradaki rengi ve buradaki rengi değiştirdim. Bunu da değiştireceğim ama önce şurayı yapacağım. Çünkü renkleri karıştırırken pembe elde ettim. Burası pembe olacak o yüzden. Birazcık karışık ilerliyorum. Yani bunun rengini turuncu yapacağım. Bunu da turuncu gibi düşünebiliriz. Kırmızı hoşuma gitmedi. Kırmızı gibi oluyor. Yani daha koyu turuncu yapmak istemiştim. Birazcık elim ayağım tutuştu. Boyaları karıştır, onu yap, bunu yap. Birazcık ortalığı dağıttım. İlk deneyim, bakalım nasıl olacak. Bunların da kurumasını bekliyorum. Kuruyunca böyle fırça izi kalacak mı merak ediyorum. Rulo fırçayla çok güzel boyayamadım. Zaten girintili çıkıntılı olduğu için de çok onunla boyamaya müsait değil açıkçası. Hayal ettiğim kadar kolay olmuyormuş. Şimdi pembe kısmı boyayacağım. Sonra da turuncu elde etmeye çalışacağız. Şimdi istediğim gibi olmaya başladı. Yüzüm gülüyor. Şimdi bunda fırça izleri kaldı. Altına kırmızı olduğu için. Kurusun bir kat daha süreceğim. O sırada kendime bir kahve yapayım. Kaç saattir bununla uğraşıyorum. Omuzlarım çok ağrıdı. Böyle boya boya boya. Yani bugün hala spor yapmaya devam ediyormuş gibi hissediyorum. Kahvem hazır. Thank you.
Ev kahve koktu. O kadar hoşuma gidiyor ki evin kahve kokması. Afiyet olsun. Hemen içmemeliydim, yandım. Dilim yandı. Evet, artık yere oturabildiğim zamanlara geldik. Ayakta dikil dikil bayağı yoruldum. Ama güzel gidiyor gibi. Sadece başta renkleri doğru ayarlasaydım, tekte yapsaydım daha güzel olurdu. İşte tekrar üzerini kapatmak, fırça izi kalmasını uğraşmak zor oldu renkleri ayarlamak açıkçası. O da birazcık şans işi. Göz kararı ondan bundan koyuyorum. İşte turuncunun bir tonunu elde etmek istiyorsam işte sarı. Bir de şu aldığım pastel boyalar bayağı işe yaradı. Bunlarla bayağı renklerini açabildim. Mesela turuncuyla sarıyı karıştırıyorum. İlk başta turuncuyla maviyi karıştırıp daha koyu elde etmek istedim. İnternette öyle okudum. Siyah gibi bir renk oldu. Çok kötü oldu. Sonra turuncuyla kırmızıyı karıştırdım biraz koyulaşsın diye. Bayağı kırmızı oldu. İşte sonradan onu değiştirdim. Bu şekilde. Peyil ola ola buraya kadar gelebildim. Şu ortasına sabit tuttum ve böyle kalemle daire çizdim. Eşit bir şekilde daire çizmek için pratik bir yol diye biliyorum. Ben de onu kullandım. Sonra kalemi çok bastırarak çizdiğim için silgiyle sildim. Gene de izi duruyor, yani o izlere göre çizebilirim. Buraya da şimdi böyle güneş gibi böyle sarı, birazcık turuncuya kaçan sarı gibi bir renk elde etmeye çalışacağım. Bakalım. Bu kadar mutlu olacağımı beklemiyordum. Çok mutluyum. Çok güzel oldu. Kendimi ressam gibi hissediyorum. Tada! Kesinlikle boş beyaz duvarlardan sıkılıyorsanız, hayatınıza renk katmak istiyorsanız tavsiye ederim. Bundan sonra da başka tasarımlarla tekrar görüşürüz diye düşünüyorum. Alper gelince onun tepkisini de alacağım. Ben hızlıca bir buraları toparlayayım. Mutluyum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Allah Allah, hepsini de iki böyle işte. En küçük detayları bulursun canım. Güzel olmuş. Takınayım mı? Takın. Kırdı. Çöp var mı? Ne? Çöp mü var? Nasıl da biliyor bak. Çöpümü burada kocam biliyor nasıl çöpleri atmayacağımı. Sonra giderken attım da. Hemen sevindim ama yemek yok. Bugün de mi açız? Bugün de mi? Her gün doyuruyorum karnımı. Her gün doyuruyor. Hocam inandır. Doyuruyor. Bak ne güzel çıkarttı bunun önünde. Çok güzel oldu bence. Güzel mi çıkardın? Değil mi? Resimdeki gibi oldu. Kalem çizdin, ne yaptın? Aha, kalemle çizdim. Sonra şey yaptım. Neresin o zaman? Diğerleri belli olmuyor da belli olan silinmiyor çok fazla da. Silgiyle silinmiyor mu? Sildim de iz kaldı. Mesela şununkini sildim. Gene de iz kaldı. Buralar çok basmadım da onu yaparken bastırdım biraz. Gözükmüyor ki iz. Hani iz? Bak İstediğini gör, istediğini görme işte. Ve bugün büyük gün. Şimdi annemleri almak için çıkacağız. Birazdan annemler geliyor. Bir süre bizimle kalacaklar. Heyecanlıyım. Onlarla vloglar, videolar da gelecek tabii ki de bu süreçte. Bakalım şimdi birazdan çıkacağız Alper'le. Onları alacağız. Trenle geliyorlar bu arada. Onların indiği yerden alacağız. Gebze de inecekler. Oradan alacağız ve bizim eve geleceğiz. Gidiyoruz. Düşüncelerin neler? İşten yeni geldim, yorgunum. Evet. Ama Çınayaz'a kavuşuyoruz. Anneme kavuşuyoruz. Evet. Bakalım Çınayaz ne kadar büyüdü? Çok büyümüştür. Evet. Gökyüzü çok güzel. Dın dın. Çıkacağım. Saat böyle, annemleri almadan önce bir markete uğrayalım dedik. Zırhlı olduğuna geldik. Reklam değildir. Toptan burası iyi oluyor. Sen de yanmışsın kuzum. Yanmışsın. Evde daha iyi kucaklaşırız. Evet. Şükür kavuşturalım. Kavuştuk. Vallahi.
annem de içiyor. Biraz tane koydum. Ben bozulmuş tansiyon güzel koyuyor, olur mu? Biz ikimiz buraya yan yana otururuz Alper'le. Sen oraya, annen oraya. Onları şey yap. Katla ikiye. Öyle koy. Annemin ta Ankara'dan getirdiği börekleri yiyeceğiz. Günaydın, yeni bir gün ile beraberiz. Dün annemler geldi biliyorsunuz. Akşam böyle hem geç saatte hem de hamur işi yedik. Annem buradayken demiştim birazcık kalori alacağım ama onları dengelemek de istiyorum. O yüzden yani sabahın 8'inde spora geldim. Bu benim için de bir ilk. Neden? Annemler uyurken spora gelip onu aradan çıkarmak istiyorum ki günün geri kalanında rahat bir şekilde annemlerle vakit geçirebileyim. Tabii ki bir zorunluluk değil ama bu süreci salmak ve bırakmak istemiyorum. Annemlerle geçireceğim vakiti spor yapmak için harcamak istemiyorum. O yüzden onu dengelemek adına böyle sabah annemler uyurken spora gelmeye karar verdim. Alper'i işe gönderdikten sonra ben de spora geliyorum. Ve güzel yani, hava serin, çok iyi hissettirdi bu saatte spora gelmek. Yürüdüm, biraz açıldım, o yüzden şu an daha iyiyim. Sabah hani biraz sorguladım, gitmesem mi, bugün bir izin mi versem diye. Çünkü ayın o günü geldi, verebileyim, karnım biraz ağrıyor. Ama daha başlarında olduğu için de rahatım, hani bugünlerde biraz daha iyiyken geleyim diye düşündüm. Belki daha ağırlığı olursa gelemeyebilirim çünkü. O yüzden bu sürece alışmış olmanın verdiği bir şey de var. Spor yapmaya vücudum alıştı. Şimdi annemden buradayken onu bırakırsam biliyorum ki tembelleşeceğim, daha çok üşenmeye başlayacağım. Genelde öyle olabiliyor. Tabii ki zorlamıyorum. Bu süreçten hala keyif alıyorum. Yani kendimi zorlayarak gelmedim. İsteyerek geldim. Öyle yani. Şimdi bir 10 dakika yürüdüm, ısındım ve şimdi birazcık bacak çalışacağım. Ama fark ettim ki geçen gün alışmışım, daha rahat yapıyorum. O yüzden 7,5 kilolara geçtim. 7,5 iki tane dumbbell'la yapmaya başladım. İyi. Yani daha iyi. Böyle alıştıkça ağırlıkları değiştirmek gerekiyor ki kaslarımız çalışsın. Yani bir süre sonra o ağırlığa alışıyor ve daha az çalışıyor. Bugün yine bir kilo güncellemesiydi. 61.400. En son kaçtım hatırlamıyorum. 300'düm galiba. 100 gram almışım gibi gözüküyor ama ödem büyük ihtimalle. Çünkü sporda söylediğim gibi regliyim. O yüzden diye düşünüyorum. Sporda da yapabildiğim kadar yaptım. Bu sefer 3 set gibi oldu hareketler. Geldiğimde annemler uyanıyordu galiba. Ben uyandırdım duşa girince. Böyle kuzu gibi oturuyorlar. Ne diyorsun Zuzu'nun takipçilerine? Abone olun, like atın, bildirimleri açın, yorum atmayı da unutmayın. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Yumurta haşlayalım diye düşünüyorum. Zeytin, peynir, yumurta. Geldim. Yine masaya çatal, peçete falan koyuyoruz. Evde de telefon ederek çağırıyorum. Gel, yemek hazır. Bir fotoğrafını çekip çekiyorum. Bir kenarına koyuyorum. Ne kadar işi lüksüz yapıyorduk. Doğum günü. Annem çay içmeden ayılamayanlardan, o yüzden önden anneme bir çay gidiyor ben kahvaltı hazırlarken. Bir mi? Ben de iki yiyeceğim. Belki değil, bak yiyeceksen. Tamam, bir tane. Hatırlıyor yani. Ne içeceğim? Vay be.
rastgele. Kendim böyle. Ben şu kesme çizgiler var ya, renk değişimleri. Hı-hı. Oraları cetvelle çizdin ona göre. Yok, böyle kalemle çizdim kendim. Resim yeteneğim var biliyorsun. Annem şaşırıyor. Bu ekip hazır. Çınayaz'ı havuza götürüyoruz. Şöyle her şeyi hazırlıklı gelen bir ben. Evden bardağımı ve kahvemi getirdim. Çınayaz'ı bekliyoruz burada. Böyle. Annemle oturacağız biz de. Geldik. Bir buçuk saat falan yüzdü Çınayaz. Bayağı yoruldu ama enerjisi var hala. Eve gelince de oyun başına çöktü. Ne oynuyorsun? He-Man G-Drive. He-Man G-Drive oynuyormuş. Saat kesimi Çınar'a yaza özel. Buradan çıkıyor çiziklerin de. Var mı söylemek istediğim şey? Yok. Rahatsız etme yeter diyordum. Birazdan annemden de destek alarak anne köftesi yapacağız. Bugün menümüzde köfte patates var. Alper'in siparişi yine. Kıyma alınca da bir köfte yiyelim. Şimdi kalabalıkla da güzel olur. Annem de buradayken bir anne köftesi yapalım istedim. Bu yüzden annemin tarifiyle yapacağız bugün. Soğanı rendeliyorum, sarımsağı rendeliyorum. Ben robottan çekiyorum. Olur. Rendeyi dayanamıyor gözlerim. Çok ağlıyorlar. Biliyorum. Çocukluğumda da öyleydi. Rendeyi sevmezdiyse. Evet. Ondan sonra kıymayı koyuyorum. Biraz gayet onu. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozu. Bak ben kabartma tozu koymuyorum. Bir yumurta. Güzelce yoğuruyorum. Bayat ekmek içi varsa ondan koyuyorum. Evet, bayat ekmek içim yok. Galetam da az. O yüzden birazcık da onu ekleyeceğiz. Bağlaması için bir kaşık kadar un. Bayağı tutuyor. İyi oluyor. Daha fırında da pişirsek olur değil mi? Fırında da güzel olur. Evet, ben tavada kızartmayı sevmiyorum. Şimdi kalabalığız. Air fryer'da da o kadar çok kızartamayız. Benim air fryer'ım küçük yani. O yüzden fırına göndeririz diye düşünüyorum. Evet. Bir tatlı kaşığı da salça koyun içine, çok lezzetli. Tamam. Şimdi yaparken tarifi daha detaylı alırsınız. Anne köftesini. Mikrofon taktık. Çınayaz'ın oyunun sesi ve mouse'un sesi rahatsız etsin istemiyorum. Şimdi annemin söylediği malzemeleri hazırladık ve burada. Annem bayağı sabırsız. Böyle hazır olduğu bekliyor. Size göstermek istiyorum. Daima hazırım. Kıymayı birbirine karışsın diye boş bir yoğuruyoruz böyle. Pul biber. Hı-hı. Acıysa ona göre, sen kendinize göre hı-hı ayarla. Hı-hı. Kimyon. Tuz. Ne kadar? İki at olma. Kajun. Tamam. Kekik. Mangal tadı versin diye. Bir tane mi? Evet. Bundan sonra karabiberi böyle birazcık çekelim bunu. Böyle dolu tamam. Dolu. Neydi bu? Galeta. Yumurtayı da kıralım anneciğim. Ya köfte yapmayı herkes biliyordur ama bu anne köftesi. Tamam. Ben şimdi bunu bir yoğuracağım sen soğanla falan halledene kadar. İşte ben soğanlı maydanozu aynı anda çekiyordum. Annem dedi ki maydanozu en son ekleyelim. İyi, getir. Biraz da yoğurarak pişirecek. Öyle... Robot da böyle gözün yaşar. Deli de doğrasan ne yapacaksın? Evet, rendelesem o biterim. Bir tatlı kaşığı salça ekliyoruz. Zeytinyağı. Birazcık da zeytinyağı. Annem kendi ekleyecek, ben ekleyecektim. Dayanamadı, her şeyi attı. Sen dedin anne köftesi diye. Evet. Çok merak ediyorum, Yaz Kayra beni görünce ne yapacak mı diyordu. Evet. Yaz Kayra selam. Anneanneni ben aldım de. Evet, anneannem burada. Şimdi Yaz Kayra kim diye merak ederseniz yeğenim, kardeşimin çocuğu. Ve hani benim videolarımı da çok severek izliyor. O yüzden şimdi ilk defa videoda annemi görecek burada. Ne tepki verecek merak ediyoruz. O yüzden ona buradan bir selam göndermek istedim. Yaz Kayra. Bakın böyle çok güzel yaptı. Evet. Biraz şaşırıyor. Kapımı çok uzun.